Education diye çok şey Türkçe karakter kullanmak istemediğim için İngilizce kullanıyorum. Unutmayın arkadaşlar, kod yazarken Türkçe hiçbir şey barındırmayacağız. Türkçe açıklama, Türkçe metot, Türkçe herhangi bir şey olmayacak, kesinlikle olmayacak. Tamamen İngilizce yazacağız bunu. Ondan dolayı bunu oluşturmuştum. İçine de şu Excel'i koymuştum. Bunun içine bir tane klasör oluşturacağız. Ama ben bunu tabii ki de GitHub'la yapmak istiyorum. Şöyle bir tane uygulamamız var. GitHub Desktop. Kedimiz de var. Açtık. Ne diyor? İşte Fatih Şıpka diyor. Bu benim. Başla diyor. Hani normalde ne yapıyorlar? Açıyorlar SSH veya komut penceresini. İşte git, init, bla bla bir şeyler yazıyorlar. Hiç gerek yok. Bu eski Delphi zamanlarından kalma adetlere gerek yok. Create a new repository on your local drive. Bastım buna. Yeni bir repository oluşturmak istiyorum. Adına diyorum ki ne diyelim uygulamanın adına? Tam Fatih Joe diyelim. Şirketimizin adı bu. Buna bir klasör belirle diyor. Geldim masaüstü. Buraya geldim Education. Buraya bir tane yeni klasör açtım. Fatih Joe dedim. Açtım içine klasörü seçtim. Belki içine bir tane daha Fatih Joe açabilir. Çok da önemli değil. Git ignore'u ekliyorum. Ne diyorum buraya? C diyebilirim. JavaScript diyebilirim. Yani rastgele bir tanesini seçiyorum. Rastgele değil tabii ki de aslında onlar. İşe yarayan şeyler. MIT lisansını seçtim. Çok da önemli değil. Kendi lokalimizde kullanacağımız bir şey bu. Create dedim repository'ye. Çok güzel. Bir tane bize bir repository açtı. Branch sadece main'de çalışacağım. Sonuçta 5 kişi yazmayacağız bunu. Farklı branch'ler de açabilirdim. Gerek duymuyorum. Buraya da hiçbir şey yapmıyorum. Sadece repository açtım. Publish diyorum. GitHub'da bulunsun. Paylaş diyorum. Kardeşim paylaşsın. Evet, şu anda GitHub üzerinde paylaştı bunu. Bunu kapatıyorum. Bu dursun kendisi. Şurada bizim Fatih Joe'muz oluştu. İçine bir daha dediğim biraz önce dediğim gibi klasörü açtı. Bunun içine geldim. Git ignore ver mesela. Git ignore'da ne demiş? Bunları hariç tut demiş. İşte buraya biraz önce göremedim herhalde. Bin klasörünü, o sunu, bu sunu da hariç tutması gerekirdi. Bu benim hatam tabii ki de. Şimdi burada bir klasörleme yapmak istiyorum. Burada ne yapmak istiyorum ben? Şuraya bir tane klasör açtım. Demek istiyorum ki buraya API bir klasörümüz olacak. Buraya bütün .NET'te yazdıklarımız bunun içinde yer alacak. Geldim bir tane daha klasör açtım. Bana isterseniz Ahmet deyin, isterseniz Mehmet deyin. Ben bunu mobil ediyorum. Mobil versiyonu React Native burada olacak. Bir klasör daha. Buraya da web diyorum. Bu şekilde 3 klasörümü açmış oldum. Bunu kapatıyorum. Hadi Visual Studio'yu çalıştıralım. Visual Studio'ya geldim. Evet, Visual Studio'm açıldı şu anda benim Fantal bilgisayarımda. Yeni bir proje oluştur diyorum. Geliyorum. Bir sürü burada bir şeyler var. Console application falan. Bunları anlatmayacağım size tabii ki de. Buraya .NET Core Web API olanı seçiyorum. Next diyorum. Bunun adına diyorum ki Fatih Joe diyorum. Ondan sonra bu tabii ki de location'ı değiştiriyorum. Ne diyoruz? Education Fatih Go API içerisine açacak bunu. Hatta şöyle yapalım. Tabii buraya açsın. Klasörü seçtik. Çünkü çok karışacak bu Fatih Joe'lar. Bir sürü alt alta oldu. Fatih Joe'yu buraya açtı. Next diyorum. Ne dedim? .NET 8 diyor. Authentication'ı boş bırakıyorum. HTTPS açık. OpenAPI açık. Controller istiyorum. Dedim. Ondan sonra next diyorum. Create. Evet, yarat. Evet, şu anda açıyor. Evet, uygulamamız açıldı. Şu anda Visual Studio sağda gördüğünüz üzere Fatih Joe açık. Burada neyimiz var bizim? Dependencies, Properties, Controllers vesaire vesaire şeylerimiz var. Ben öncelikle bunun adını değiştirmek istiyorum. Biraz önce unuttum bunu değiştirmeyi. Ben bunu Fatih Joe nokta
API olarak yapmak istiyorum. Çünkü bizim katmanımız yani ayarlardan da değişecek. Bu bir katman, API katmanı yani presentation, sunum katmanı. Kullanıcı ile client'la iletişim kuracak olan kullanıcının göreceği kısım bu katman. Bu şekilde yer alacak. Ya bunun tabii şeyleri de var. Farklı isimler de verebilirsiniz ama bunlar hani norm gibi, adet, örf, anane gibi düşünün. Controller'ımız var. App settings'imiz var. Bunlardan hepsinden bahsedeceğim. Şimdi .NET 8 ile şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum ben size. Ekstradan. .NET 6'da, 7'de hatta .NET 8'in başlarında biz bunu HTTPS ve HTTP ile başlattığımız anda bize bekleyelim. Bakın. Konsol açıldı. Bu şekilde bizi artık bizden sorgu bekliyor. Ben bunu şu adrese postman'le girersem eğer ne olacak? Bana verdiğim sorgulara, controller'lara, yazdığım controller'lara göre, isimlere göre cevapları verecek. Ama önceden ne yapıyorduk? Bu HTTPS çalıştırdığımız zaman Swagger dediğimiz doküman çıkıyordu. Oradan kolaylıkla girebiliyorduk. Bundan da bahsedeceğim size. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Ama şu anda artık IIS Express'te kullanıyoruz. Ne oluyor bu? Bize daha çok bir hızlılık veriyor, hız veriyor. Hatta şurada bunu zaten debug olmadan çalıştır kısmı var. Tabii ki de onu yapmayacağız. IIS Express bunu çalıştırdığım zaman build yapıyor, debugger yapıyor. Otomatikman Swagger açılıyor bana. Swagger açıldığı için bu zaten kapattık biraz önce bunu. Burada mesela bu controller, bir tane controller'ımız var şu anda. Bunu sileceğiz. Ben size şey de yapabilirdim. Baştan hani sıfırdan hiçbir şey oluşturmadan da yapabilirdim. Ama Amerika'yı yeniden keşfetmenin bir anlamı yok. Bunlardan hepsinden bahsedeceğim. Bu şekilde hızlı bir sistem yaptık. Bunu durduruyorum şu anda. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Bir sonraki derste program CS'den, hatta şöyle bakalım Excel'den neden bahsediyor? Solution, projeler. Projelerden bahsedeceğiz. Bunları bahsedeceğiz. En son program CS'e geleceğiz. Oradan devam edeceğiz tabii ki de. Ben bunu da yazıyorum. Aynı videoda yer alıyor bu da. 3 numara. Solution'da 3 numarada. Biraz önce size bahsetmiştim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ne deniyor? Sürçülisan ettiysek affola. Teşekkürler.